Evet arkadaşlar, KPSS iptal oldu. Tabii ki alan eğitimi değil, sadece genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri iptal oldu. Biliyorsunuz ki bununla ilgili bir çalkantı vardı. Bununla ilgili bir paylaşım yapmıştık. Twitter'da çok fazla dönüyordu. Sorular çalındı, işte aynı birebir sorular vardı şeklinde çok fazla bilgi geldiği için o şekilde bir paylaşım yapmıştık. Tabii ki bu paylaşımları, yani bu açıklamaları eski ÖSYM başkanı çok da ciddiye almış durumda değildi. 2 saat içerisinde bir açıklama yaptı ve açıklamasında işte böyle bir şey yok dedi. Ondan sonra tabii ki görevden alındı. Yani öyle bir açık, yani öyle bir sıkıntı varsa 1-2 saat içerisinde nasıl araştırdın da böyle bir şeyin olmadığını düşündün. Şimdi o araştırmalar yapılıyor, derin bir şekilde araştırmalar yapılıyor ve demek ki bir sıkıntı var ki iptal edildi. İptal edilmesinden yanaydım ben de. Tabii ki şu durum da var. Yani şimdi öğrenci kısmı çok iyi geçenler vardır. Örnek veriyorum, çok iyi çalışmıştır, konsantrasyonunu vermiştir, çok iyi geçirmiştir. Onlar için tabii ki üzücü olmuştur. Ama genel yapı olarak iptal olması en iyi görünüyordu. Peki ne zaman olacak? 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta olacak sınavlar da ertelenmiş arkadaşlar. 17 Eylül diye biliyorum ben. 17 Eylül tarihinde, büyük ihtimalle 17 Eylül tarihinde olacaktır. Şöyle bir Twitter'a bakmak istiyorum. Twitter'da neler dönüyor, ne var ne yok bir bakalım istiyorum. Öncelikle şöyle bir paylaşımı hemen Twitter'a çevirelim. Baktığımızda gençler tükendi artık, bitti, anlatabildim mi, biz bittik. Ay içim sızladı o gecenin gündüzüne, katıp da çalışanlar bir kitap alabilmek için pazarda limon satanlar, Allah sizin hakkınızı bırakmasın tabii ki ya. Yani var ya, ne kadar çok sıkıntı ya. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumda iptal edildi. Yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak denmiş. Yeni KPSS takvimi. Tabii ki bununla ilgili ücret vermeyeceksiniz arkadaşlar. 17 Eylül'de sınav takvimi açıklanacak. Soru havuzunda soru sorulmasını istemiyoruz. Müfredata uygun ve özgün soruları sormasını istiyoruz. Bence çok mantıklı. O soru havuzunda Allah bilir neler vardır. 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi. Yeni KPSS takvimi 17. Ya abi bilmiyorum ya. Heves bırakmadılar değil mi? Sıkıntı ya. Yani o kadar emek et, çalış, gayret et, bir sürü işler başar, geceni gündüzüne ver. Kendi çıkarları doğrultusunda, kendi işte o çıkarları, işte daha çok para kazanmak veya herhangi bir şey için bu şekilde soruları, ne bileyim, bilmiyorum, tam ayrıntıyı bilmiyoruz tabii ki. Yani tam açıklama yapılmadı, kesinlikle böyle bir durum var mı? Olmasa gerçi şey yapılmazdı, yani iptal olmazdı. Ama bazıları için müjde, bazıları için sıkıntılı durum tabii ki. Ne bileyim, adam gerçekten de çok iyi geçirmiştir, odak noktasıdır falan derken bilmiyorum, sıkıntı. Neyse, inşallah arkadaşlar istediğiniz gibi geçer. Sınava girecek olanlara söylüyorum. Sizlerin düşüncesi neler, yorum kısmında bekliyorum. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?